Bu dersimizde SQL standartlarından delete komutunu inceleyeceğiz. Delete veri silme işlemleri için kullanılır ve SQL standartlarından 4 ana yapısından biridir. Select, Insert, Update, Delete. Delete ile veri tabanında bulunan nesneleri, kayıtları silebiliriz. Şimdi bunlara bazı örnekler vereceğiz temel anlamda. Öncelikle burada sintaksını öğrenelim. Sintaksı çok kolay. Hatta sorgu, bu bahsettiğim 4 sorgu yapısı içerisinde en kolay olan budur. Delete'tir. Çünkü örneğin select'te çok fazla kombinasyon geliştirilebilir select işlemlerinde. Update ve insert işlemlerinde de geliştirilebilir. Ama delete çok sadedir. Çünkü amacı bellidir, kısıtlıdır. Delete from table name şeklinde başlıyoruz. Yani bu tablodan sil şeklinde. Peki neyi sil? Bu kısmı ver ile yapıyoruz. Tablo adından sonra. Ver some column, burada kolon ismi, yani hangi sütunda filtreleme yapacağız? Örneğin kullanıcılar tablosuysa sileceğimiz kayıtların bulunduğu yer. Orada user ID'nin geleceği yer burası. Yani kullanıcı ID'sinin geleceği yer burası. Some value kısmında da bu kısma gelecek. Örneğin 10 no'lu, 10 ID'li kullanıcı diye bildirim yapacağımız 10 değerinin geleceği kısımda burası oluyor. Birçok kombinasyonu var. Bu en basit halidir. Biz buna bir örnek yapalım. 6 user ID'li kaydı silelim. Öncelikle kullanıcılar tablosuna bakıyorum. CTRL-R ile refreshledim. 6 numaralı, 6 user ID'li kayıt. Cihan tatlı sesmiş. Bunu değiştirelim. 3 yapalım. Muhammed Ali'yi silelim. Görüldüğü gibi 3 ID'si Muhammed Ali'ydi. Execute ile çalıştırdım ve bir kayıt etkilendi şeklinde uyarı verdi. Muhammed Ali'ye bakalım. CTRL R ile refresh ettim. O kayıttan kurtulduk. Şimdi Cihan Tatlıses kayıtlarını sileceğiz. Cihan Tatlıses isimli kullanıcıları tamamen sileceğiz. Bunun için farklı bir yöntem kullanıyoruz. Bakalım kaç kaydımız var. Cihan Tatlıses 2 kaydımız var. Burada Tatli, yalnız ona dikkat edin. Benim burada li yazılı. Burada şu şekilde kullanacağız. Delete from kullanıcılar ver user fname, yani adı Cihan, and user lname, yani soyadı tatlı ses. Soyadı tatlı ses olacak. Bundan iki kayıt vardı. Şimdi sorgumu çalıştırıyorum execute ile. Evet, iki kayıt silinmiş. CTRL-R ile görüldüğü gibi o iki kayıt da gitti. Şimdi bir de bunların tamamını silelim. Delete from kullanıcılar deyip bunların üçünün de gitmesi gerekiyor. Şu şekilde execute ile 3 kayıt gitti. Burada 1000 kayıt olsaydı onların 1000'i silinirdi. Bu şekilde birçok farklı delete işlemini görmüş olduk.